2016 Taliban'ın güç kazandığı yıl oldu. Örgüt Afganistan'da yeni cepheler açtı, bazı bölgeleri işgal etti, kimi il merkezlerine tehdit etti. Pakistan, Afganistan, Çin ve Amerika'nın oluşturduğu dörtlü 2016 başında Taliban'ı barış görüşmelerine katılmaya ikna etmek için harekete geçmişti. Ancak umutlar Afganistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden kısa sürede söndü. Taliban lideri Molla Akhtar Mansur mayıs ayında Amerika'nın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürüldü. Yeni lider Molla Hibadullah Akunzade ise komutandan çok bir dini lider. Akunzade kendisini kanıtlamak için savaşı kızıştırdı. Afgan güvenlik güçlerinin sayısını yüksek tutmaksa zor. Güvenlik güçleri içinde düzenlenen 100 kadar saldırı sonucu 250 asker ve polis öldü. NATO Afganistan'da yetki boşluğu ve orta seviye liderlik açığının Taliban'ın canlanmasına neden olduğunu kabul ediyor. Küçük birliklerin liderleri askerlerine cephane, gıda, teçhizat temin etmiyor. O zaman askerler de bu kişi için niye savaşayım sorusunu sormaya başlıyor. Afgan güçleri çatışmalarda 5500 kayıp verdi. Afganistan'da görev yapan en üst rütbeli Amerikalı komutansa yıl sonu değerlendirmesinde iyimser konuştu. Afgan güçlerinin bu yıl başlattığı Şafuk operasyonu Temmuz ayı sonuna kadar devam etti. Ağustos'tan itibaren ise düşmanın yeniden harekete geçtiğini gördük. İl merkezlerini ele geçirmek için 8 denemede bulundular. Her defasında başarısız oldular. Afgan hükümeti Hizbi İslami adlı örgüt ve lideri Gülbettin Hikmetyar'la yaptığı barış anlaşmasıyla da cesaret topladı. Afgan yetkililer bu anlaşmanın Taliban içindeki diğer gruplar içinde bir örnek oluşturduğu görüşünde. Ancak Afganistan Talibanının elde ettiği kazanımlar hükümetin tüm illerin yarısından biraz fazlasını kontrol altında tuttuğu anlamına geliyor. Afgan hükümeti Taliban'ı desteklediği gerekçesiyle uzun zamandır Pakistan'ı suçluyor. Öte yandan Afganistan'ın komşuları İran ve Rusya'nın IŞİD'in güç kazanmasını engellemek amacıyla Taleban'a destek vermesi hem Amerikalı hem de Afgan yetkilileri kaygılandırıyor. Afgan hükümeti 2017'de Taleban'la sadece silahlarla değil, diplomasi yoluyla da mücadele etmek zorunda kalacak. Aslan Esmer, Amerikan'ın Sesi Washington.